İlişki testine geçelim mi? Geçelim. Aslanım geçmeden önce çekim fiyatını öğrenememiştik. Evet. Onu öğrenemedik. Fotoğraf çekimi, dış çekimi balayında. Balayında onu biz paket olarak aldık. Oteli içindeydi. Yemesi, içmesi falan o tarzdı. O yüzden ayrı bir fiyatı yok. Tam ne kadardı? Yani. Ben duymadım söylediysen de. 9500. Aynen. İyi bir fiyat. 3 gece 4 gün. 3 gece 4 gün. Ya bizim zamanımıza göre fiyatlar şeydi, şimdiki zaman bilmiyoruz, herhalde uygun geldi uygun bana. Evet, normalde çay öncesinden bahsediyoruz. Normalde evet pahalı ama bizim gittiğimiz dönem kış dönemiydi. Kasım'da, o yüzden uygundu. Bence. Tatam altın zamanı. Evet, ilişki testine geçiyoruz. Eşini ara lütfen. Bakalım bugün bu altını kazanacaklar mı, ne dersiniz? Yani ben şöyle düşünüyorum, çok yakın tarihlerde tanışmışlar ya, yani %50 bir ihtimal veriyorum. Aradın mı? Hiç evet, aradım. Ben de rush bakayım, nasıl açacak Furkan? Alo. Efendim hayatım. Furkan, şimdi Aslan'la veriyorum ilişki testi için. Haberin olsun. Tamam. Haberin olsun. Haberin olsun. Telefon bende. Furkan, nasılsın? Sağ olun Aslan'ım. Hoş geldiniz evimize. Şeref verdiniz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Şeref bulduk canım. Çok naziksiniz. Şimdi ikinize aynı anda soruyu yönelteceğim. Çok iyi dinle lütfen Furkan'cığım. Tamam. Sonrasında seni hemen sessize alacağım. Cevap verme. Çünkü tamam, önce eşin cevaplayacak. Ardından senden rica edeceğim cevabı. Tamam. O zaman kocaman bir moral alkışı alalım. İlk sorumuz geliyor. Evlendikten sonra kardelencim kayınvaliden Furkan'ın bebeklik kıyafetlerini, ilk saçını, göbek bağını, battaniyesini getirdi ve bundan sonra bunları senin muhafaza etmeni istiyorum kardelen dedi. Ne yaparsın bu durumda? Evet. Kabul ederim ve gözüm gibi bakarım. Ay canım, peki. Evet Furkan. Kardelen buna ne cevap verdi? Ya muhafaza eder diye düşünüyorum. Çünkü annemi sever, kırmaz annemi. Alkış. Harika. Kardelenciğim, kayınvalidene kahve yaptın. Fakat kayınvaliden kahveyi beğenmediğini söyledi. Yeniden yapmanı istedi. Buna tepkin ne olur? Yaparım aslanım, sıkıntı yaratmam. Tabii. Evet, tepkisi ne olur kardelenin? Kardelenin tepkisi ne olur? İçten içe belki kızar ama tekrar yapar yani, ama kızdığını belli etmez. Furkan'ın sana son aldığı hediye neydi? Yüzüktü aslanım, yüzük aldı en son. Evet Furkan, en son kardelene ne aldın canım? Kardelen'e en son o parmağındaki şey yüzüğü almıştık ya, altın yüzük. Çöp yüzük mü diyorlar bunu? Evet. O Aylihan süzüğü gibi olan. Evet evet, gördüm Furkan, teşekkür ederiz. Sağlıklı yaşama kim daha düşkün, sen mi yoksa Furkan mı düşkün? Furkan aslan. Furkan sen mi düşkünsün yoksa kardelen mi sağlıklı yaşama daha düşkün? Şöyle ben spora bir tık daha önem verdiğim için ben düşkünüm. Kardelencim, Furkan'la bu bizim şarkımız dediğiniz şarkının adını rica ediyorum. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada var ya. Evet Furkan, şarkınız neydi? Bizim şarkımız ya, bu hatırlıyorum da şu an, hatta o müzikte dans bile etmiştik. Şarkıyı söylemeye çalışsana, o da olur. Aklıma şu an gelmiyor ya, ama şu an dilimin ucunda ya, çünkü düğün şarkımız da oydu. Düğün şarkınız da oydu. Hatırlamaya çalış. Lütfen hatırlamaya çalış. Ha şey, ben bir tek kadın sevdim. Ya hangi şarkıydımış biliyor musun şarkınız? Hangi şarkıymış? Şey, böyle bir aşk görülmemiş. Hadi ya. Dünyada. Allah. Çok güzel şarkıymış. Peki peki. Devam ediyoruz. Tamam. Şimdi diğer sorumuzdayız. Furkan, stiletto'nun ne demek olduğunu bilir mi? Bilir aslanım. Bilir. Evet. Ne demek? Topuklu, ince topuklu, sivri burunlu bir ayak. Peki bakalım ne diyecek, bilir dedi. Bilemezse? Bence de bilecek, her şeyi bilir. Bence de. Bence de bilir, eşiyle ilgili. Furkan, stiletto'nun ne demek olduğunu bilir misin? Evet biliyorum aslanım, çünkü benim çok güzel giyinen bir karım var. Hayır. Neymiş ya stiletto? Bu ucu kapalı topuklu ayakkabı diye biliyorum.
Verin coşkuyu. Sadece bir yanlış yaptılar. Helal. Bir yanlış olunca ne yapıyorduk biz? Yeniden soru seçiyorduk. Evet, bir soru seçiyorduk. Ve bu soruyu gelinler seçiyor. Şimdi seni sessize alıyorum Furkan. Bakalım gelin. Yani bu altını vereceğiz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Evet, ne soralım kızlar? En sevdiğin yemeği sorabilirsiniz bence. Mesela en sevdiğin yemek. Bilmiyorum acaba. Aslanım bence uzun süre ayrı kalmışlar. Evet. Ve ilk buluştuğu yeri soralım. Yani barıştıklarında. İlk buluştuğu yer. Öyle mi diyorsun? Evet. Bence hatırlamaz arasında kaldım. Peki soralım. Hani nişanda ayrılmıştınız. 5 ay ayrı kaldınız. Evet. Sonrasında kayınvalideler sizi bir araya getirdi. Nerede buluştunuz? İzmit'te bir kafede. Adını hatırlar. Kafenin adını söyleme. Ne içtiniz? Ben bir şey içmemiştim. Öyle mi? O bir şey içti mi? Çay içmiştir herhalde, hatırlamıyorum. Ben ağlıyordum, bir şey içmemiştim. Ay kıyamam. Dur bir dakika. Furkan. Efendim? Her şey şu an çok güzel maşallah ama biz biraz önce bir şey öğrendik. Nişanlandıktan sonra 5 ay ayrı kalmışsınız. Biraz böyle bir gerginlik, küslük olmuş. Evet. Sonrasında senin annen ve Kardelen'in annesi sizi bir araya getirmişler galiba. Evet. Barışmışsınız, işte evlenmişsiniz. Evet. Peki sizi 5 ay sonra nerede bir araya getirdiler? Nasıl bir yerde? Nerede bu kafe? İzmit'te. Adını söyleyeyim mi? Yok. Tamam. Ne içtiniz? Ne içtik? Kardelen limonlu soda içmişti galiba. Hı. Pardon. Evet, Kardelen limonlu soda içer çünkü çayı çok sevmez. Ondan sonra ben çay içtim, annem de çay içmişti diye hatırlıyorum aslanım. Lütfen alkışlar mıyız? Ben bu altını veriyorum, helal olsun. Sadece sorumuz nerede buluştuğunuzdu. Ben onu mahsustan size böyle bir sormak istedim. Ama çayı tutturdu Kardelen. Kardelen dedi ki ben hiçbir şey içmedim dedi. Kız yemeden içmeden kesilmiş yani. Ya. Ya. Bir daha birbirinizi üzmezsiniz inşallah. Elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi tebrik ediyorum Furkan'cığım. Altını da sana takdim ediyorum güzel gelincim. Evet Furkan'cığım, sana çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Kendine iyi bak ablacığım. Kapatıyorum, bay bay. Ve şimdi biz puanlamaya geçiyoruz. Puanlamadayız.